Yeniden merhaba, ben Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir Nisan ayı favorileri çekiyorum. Aslında bu videoyu daha önce bir kez daha çektim. Ama yayınlayamadım. Çünkü konuştum, anlattım. 2 saat böyle ürünleri gösterdim. Elektrikler kesildi. Snapchat'ten takip edenler bilirler. Bayağı bir bekledim. Sabah 6-7 gibiydi. Artık baktım ki gelmiyor. Ondan sonra ümidimi kestim. Ben bir türlü oturup bir favoriler videosu çekemedim. Bayağı aksadı ama neyse artık çekiyorum. Şöyle elime 2 tane BB krem geliyor. Misha'nın BB kremleri. Ben bu BB kremleri ikisini de yaklaşık 6-7 ay önce almıştım sanırım. Öyle hatırlıyorum. Perfect Cover BB krem. Böyle bir ambalajı var. Bakayım arkasında. Evet. Korece bir şeyler yazdığı için hiçbir şey anlamadım. İkisi de Misha'nın BB kremi. Bu Perfect Cover BB krem. Bu da Signature Real Complete BB krem. Bunun SPF'i 42 SPF diyor. Bunun da 25 SPF'i var. Ben de artık havalar ısınmaya başladıkça ten ürünlerinde mutlaka içinde güneş koruması olan fondötenler veya böyle bu tarz BB kremler tercih etmeye çalışıyorum. Ya da olmayan bir şey kullanıyorsam da öncesinde mutlaka bir güneş kremi uyguluyorum. Bu iki BB kremin de renkleri bana asla tam olarak benim rengim diyebileceğim şekilde olmadı, uyduramadım. Çok gri alt tonlu BB kremler çünkü. Sanırım Koreli hanımlarımızın ten rengine göre yapılmış oldukları için diye düşünüyorum. Bana hiç uymadı. Hatta ben ilk önce hangisine? Bunu sipariş verdim. Bunun rengi uymayınca biraz daha açık bir ton tercih ederek bunu sipariş verdim. Bu daha canlı, daha aydınlık bir görünüm veriyor. Bu da yine aynı şekilde ama biraz daha mat gibi diyebilirim. Ve bu biraz daha kapatıcı bir ürün. Bunun nemlendiriciliği daha yüksek. Perfect Cover'ın yapısı biraz daha yoğun diyebilirim. BB krem olmasına rağmen bence bir BB kreme göre çok yüksek, çok güzel bir kapatıcılık sağlıyor. Eğer BB krem seviyorsanız, kullanıyorsanız bence Misha'nın BB kremlerine mutlaka bakın. Ama tekrar söylüyorum, çok gri alt tonlu BB kremler bunlar. İçlerinde güneş koruma faktörü de olduğu için çok fazla tercih ettim. Yapıları zaten çok güzel, anlattım size. Şimdi diğerine geçiyorum. Pure Beauty'nin CC kremi. Bunun da 30 koruma faktörü var. Bunun Misha'lar gibi çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Ama çok güzel böyle. Yüzünüzdeki kızarıklıkları çok güzel eşitliyor. Cilde çok güzel bir aydınlık, parlaklık veriyor. Ama eğer böyle hafif sinirli bir görüntü sevmiyorsanız yüzünüze sürdüğünüz ten ürününde bunu sevmeyebilirsiniz. Özellikle güneşte böyle o minik minik simleri fark edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Kızarıklıkları çok güzel nötrlüyor. O yüzden son zamanlarda yine bu BB CC kremlere sarmışken en çok elimin gittiği ürünlerden bir tanesi. Bunlar böyle küçük Nasikita'nın süngerleri. Büyük süngerle ya da fondöten fırçalarıyla ulaşamadığınız bölgelere kolay bir ulaşım sağlıyor. Bu suya koymadan önceki normal boyutu. Şöyle suda ıslattım. Bu da suya koyduktan sonra, suda beklettikten sonra olan büyük boyutu. Yumuşacık, uygulaması çok güzel. Ben bunun yapısını, yani yüzeyini birazcık Beauty Blender'ın yüzeyine benzettim. Biliyorsunuz NYX artık geri dönüyor. Umarım o yabancılarda görüp çok özendiğimiz muhteşem renkli rujları artık yeni mağazalarında ve online sitelerinde bulabileceğiz. NYX geçenlerde bir paket yollamıştı. O paketin içinden de NYX'in bu Tinted Brow maskarası çıktı. Denediğimde hiçbir beklentim yoktu bu maskaradan. Sadece merakımdan denedim. Ama gerçekten beni çok şaşırttı ve çok utandırdı. Şöyle bir fırçası var. Bütün kaşınızı zaten kavrayabiliyor. Belki biraz daha küçük olsaydı daha iyi olabilirdi. Ben bu kaş maskarasını sabah sürüyorum evden çıkmadan önce. Ve gün boyunca tazeleme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü inmiyor kaşlarım. Şu kısımlarının bile çok böyle yukarı doğru dik bir şekilde durmasını seviyorum. İlk sürdüğünüzde ıslak bir yapısı var. Ama böyle birkaç saniye sonra o sertleşiyor. Ve o şekilde kalıyor kaşlarınızda. O yüzden gün boyunca hiç tazeleme ihtiyacı hissetmedim. Çok sevdim o yüzden. Uygun fiyatlı kaş maskaraları arasında en iyisi diyebilirim. Mutlaka bir bakın. Şimdi de yeni keşfetmediğim ama uzun bir aradan sonra geri döndüğüm bir üründen bahsedeceğim size. Maybelline'in jel eyeliner'ı. Bana çok fazla akmayan göz kalemi sorusu geliyor. Ben de her seferinde Maybelline jel eyeliner diyorum. Ama nedense son zamanlarda, son aylarda gereksiz bir akmayan, işte bulaşmayan, gün boyu böyle simsiyah göz içinde kalan bir kalem arayışına girdim. Tabii ki istediğim gibi bir şey bulamadım. O yüzden de gözümün bebeği Maybelline jel eyeliner'a geri döndüm. Hatta şu anda göz içimde o var. Bunu
Böyle küçük bir fırçayla gözümün içine uyguluyorum. Alt göz içinize sürüyorsunuz. Sonra jel yapıda bir ürün olduğu için gözünüzü böyle kırptığınızda, kapattığınızda hemen yukarıya da geçiyor. Ve hiç akmıyor, hiç bulaşmıyor. Daha da siyah durması için ve hiç çıkmamasını garantilemek için de siyah mat bir farı, sünger küçük bir aplikatörü alıp pıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Hem ürünü sabitliyorum hem de daha da siyah böyle mat duruyor. O kadar konuştum ki ağzım ağrıdı şu anda. Yine Nisan ayında keşfettiğim ve son zamanlarda çok kullandığım ürünlerden bir tanesi New York Color'ın Big Bold Bronzer'ı. Hem kontür yapabilirsiniz, hem yüzü çok güzel ısıtabilirsiniz. Anında yüze canlılık veren, allık bile uygulamanıza gerek kalmadan sürüp çıkabileceğiniz bir ürün. Yüzdeki duruşu da bu şekilde. Kiko ülkemize geldi biliyorsunuz. İlk videomda da bahsetmiştim zaten. Ve o çok güzel, çok sevdiğim pigmentleri müthiş olan farlarını kullanmıştım. İzlemek isterseniz ilk videoya bekliyorum. Kiko'nun Fossless Concentre Volume Top Coat Maskarası. Şöyle enteresan bir ucu var. Bu ürünü maskaranızı sürdükten sonra daha volümlü kirpikler elde edebilmek için kullanıyorsunuz. Zaten üzerinde de Volume Top Coat Maskara yazıyor. Yani bir bitiş maskarası gibi bir şey diyebiliriz. Mesela ben L'Oreal'in teleskopik maskarasını çok seviyorum. İşte tek tek ayırıyor, çok güzel uzatıyor. Her şey çok güzel, süper. Siyahlığı harika ama hiç volüm vermiyor. Onun üzerine uyguladığımda daha volümlü, daha böyle hacimli kirpikler elde ediyorum. Kiko'nun kapasite mağazası var. İstinye Park'ta da açılıyor diyebiliyorum. Kalem farları zaten çok meşhur. Onun dışında farlara ve bu ürüne mutlaka bir bakın derim. Gratis'lerde bulabileceğiniz Dirtworks markasının bu parlaklık losyonu. Özellikle bu sezon böyle omuzu açık, böyle omuzları dışarıda bırakan şeyler de çok moda. Ben de böyle özellikle yaz akşamlarında mesela böyle işte omuzu birazcık açık bir şey giydiğim zaman hafif böyle bronz doğal bir parlaklık veren ürünleri çok seviyorum. Dirtworks'un bir shimmer lotion'u da aynı o şekilde bir parlaklık veriyor. Böyle saçma sapan çok simsim durmuyor cildinizde ama böyle özellikle benim gibi çok beyazsanız daha böyle bir canlılık veriyor cildinize ve çok hoş duruyor. Hatta şu anda da kollarımda ve şu kısımlarımda o var. Normalde bu kadar canlı değil. Enteresan bir kokusu var. Yani güzel ya da kötü diyemem. Kiminin sevebileceği, kiminin hiç sevemeyeceği, belki de nefret edebileceği bir koku diyebilirim. Enteresan bir koku. Eğer giderseniz böyle bir açıp kokusuna bakın bence almadan önce. Son ürünüm de Morphos'un bu devasa boyuttaki saç spreyi. Saç spreylerini çok çabuk tüketen bir insanım. Bilmiyorum ben mi çok fazla kullanıyorum, ürünlerin gramajı mı az geliyor, yetersiz geliyor. Sebebi nedir bilmiyorum ama çok çabuk bitiyor benim elimdeki saç spreyleri. Ki zaten hiçbir saç spreyinden de bu kadar memnun kalmadım. Ve benim uzun zamandır favorim. Ama tabii ki ilk favoriler videosu olduğu için sizinle şimdi paylaşıyorum. Instagram'da paylaşmadım sanırım. Birçok saç spreyi denedim. Ama hepsi böyle. Özellikle sıkı bir at kuruğu yapmak istediğim zaman kullanıyorum ben saç spreyini. Maşam bozulmasın, işte ne bileyim topuzum bozulmasın falan diye hiç saç spreyi kullanmadım. Diğer markaların saç spreylerini uyguladığımda hep böyle ıslak bir görüntü kalıyordu. Tabiri caizse inek yalamış gibi bir görüntü oluyordu. Tabii ki ben de o görüntüden hiç hoşlanmıyordum. Hem çok güzel bir şekilde tutuyor saçınızı. Hatta bunu maşa yaptığınız zaman, saçınıza su dalgası yaptığınız zaman uzun vadeli kullanabilmek için de kullanabilirsiniz. Çünkü hiç böyle saç spreyi sıkmışsınız gibi böyle ölümüne sert bir görüntü yaratmıyor hiç. Saç spreyi sıktığınız bile hiç belli olmuyor. Sadece ömrünü daha çok uzatıyor ve saçınızı topladığınız zaman da daha sıkı bir at kuyruğu istiyorsanız, daha sıkı bir ya da topuz her neyse yani saçınızı sıktığınızda daha sıkı bir görüntü istiyorsanız onu çok güzel sağlıyor. Herhalde değiştirmem ben bu saç spreyini. Hayatım boyunca bunu kullanırım. Nisan favorileri videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Severek izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de sizden ufacık bir ricam var. Bundan sonra çekmemi istediğiniz videoları, video fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazabilirseniz çok mutlu olurum. Farklı, enteresan videolar görmek ister misiniz? Ya da böyle değişik bir video fikriniz var mı? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.